Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz de evinizin neşesi, güler yüzünüz, Bülent'iniz geldi. Bugün de sizinle beraber ayva tatlısı yapacağız. Aman ya Rabbim, bir güzel oluyor, bir güzel oluyor. Eşinize, tatlınıza, kocanıza, gayrı kime yapıyorsanız yapın. Tattan, mattan, şöylesine yenilmeye çok güzel oluyor. Hoş geldiniz, sefa geldiniz beyler. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet teyze, 4 tane ayvamız var teyze. 4 tane ayvamız var, evet Bülent'ciğim. 4 tane ayvamız var bizim. Bugün ayvamız. Ne yapıyoruz Bülent'ciğim? Bugün ayva tatlısı yapıyorum Anşegül'üm. Öyle mi? Vay, evet, bugün Anşegül'üm. Şanslıyız desene. Bugün ayva tatlısı yapıyorum Anşegül abam. Ay. Hı? Bugün ayva tatlısı da yiyeceğiz bugün yani. Ayva tatlısı yiyeceğiz. Hadi bakalım, kolay yapacağım gelsin. Şey yok. Kolay gelsin Bülent'ciğim. Ay hoş geldin Ayşegül'üm, sefa geldin Ayşegül'üm. Vallahi. Bugün ne dedim, ağzımız gözümüz tatlansın dedim kabul. Ay vallahi. Ondan çok güzel olacağını emin. Millet de eşini, dostunu edibesin, kocasını edibesin, beraber film verin izleyin ne? Bunu belen yiyi böyle Ayşegül. Yerler yerler Bülent'ciğim, evet aynen. Ondan sonra bu şekilde edibesin, aman yarabbim. Ne yiyeceğiz biliyor musun? Dattan mattan. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz Ayşegül'üm. Vallahi buna emin ha. Oluyorum yani şimdiden. Aman yarabbim, nele katacağın nele? Nele yapacağın nere? Bülent'ciğim bugün çok şıksın. Ay teşekkür ederim Ayşegül'üm. Her zamanki halim canım benim. Her zamanki halinde bugün çok güzel giymişsin. Hadi. Allah oldu sana çok yakışmış. Ay teşekkür ederim. Şöyle bak, baktırayım mı üstüne? Vay. Bakın teyze, bir şey yok. Ay çok güzel. Her bordo. Zamanki Bülent benziyonu. Bordo pantolon yakışmış sana, çok yakışmış. Aha, vallahi çok yakışmış. Teşekkür ederim teyze. Evet teyze, ayvalarımız böyle bu yardımıyla soyuyoruz. Soyacak yardımıyla biliyor musun? Evet. Bülent'ciğim. Ondan sonra şöyle. Ede ede soyacağız. Bu da güzeldi. Ayvalar nasıl gitmiş? Yok be, gayet güzel Bülent'ciğim. Yakından biraz çekeyim öyle. Ayvalara bakın. Bak maşallah ayvalar. Biraz öyle. Oh, rengi falan çok güzel. Ayvalar. Aman ya Rabbim, kaç tane yiyeceksin Ayşegül? Zaten 6 şey var. 6 şey var. Birini yerim elbet yani Bülent'ciğim. İstiyorsan. Ama tabii herkese kalsın isterim yani. Tabii ki ayıp olur yani. Günah. Tabii günah. Bülent'ciğim vallahi çok güzel. Şuna soyabilsem Ayşegül. Şimdiden çok merak etmeye başladım. Yedin mi daha önce bu ayva tatlısından teyze? Ayva tatlısı yemiştim evet daha önceden. Hı. Ama sen tarçınlı marçınlı yemişsindi. Ya evet. Ben tarçınlı yapmayacağım bunu. Öyle mi? Hı-hı. Nasıl yapacaksın? Hadi bisküvi levelen yapacağım. Ay çok güzel. Bisküvi misin? Biliyorum. Ondan sonra onları yapacağım Ayşegül'e. Bu yağıdası ve ne olmadan doğal yöntemden ne? Hı. Evet, gayet sağlıklı diyorsun Bülent'ciğim. Anam bunu çok yiyebiliyor ama. Aynen. Ondan sonra edivereyim dedim. Ondan sonra koyan dolaba. Üstüne de krem şanti. Aşağı bunu olunca insanın tatlı canı çekebiliyor ama. Aynen. Sizin evde zaten kahyan yiyen. Sizin evde zaten tatlı eksik olmuyor ki Bülent'ciğim. Olmuyor Allah aşkına. Valla maşallah. Tatlısız duramayasın. Ondan mı tatlıyız bilemedim. Aynen öyle. Muhakkak yani. Tatlısız duramayız Ayşegül'ün tatlısız. Aynen Bülent'ciğim. Ha teyze. Aynen. Tabii ki ondan. Ayvaların bu şekilde soyuyorsun Ayşegül'üm. Valla. Ondan sonra. Bitti maşallah, 4 tanesi soydun. Bitti bitti Allah'a şükür de ben de bitti. Maşallah sen bitmezsin, maşallahım var senin. Bülent'ciğim şöyle senin. Şöyle öyle koyacağız. Hadi kızım koyacağız. Şunları alacağız. Aldıktan sonra Ayşegül'üm. Şunu şöyle yapıyoruz. Ortada şöyle eşit bir şekilde kesiyoruz Ayşegül'üm. Şurasını alacağız dıdığını. Ha evet. Ondan sonra içine de oyacağız bunu şöyle. İçini oyacağız biliyor musun? Aynen öyle, içini oyuyoruz. İçindeki de çıkması lazım Ayşegül'üm. İçindeki hı. Çıkması lazım diyorsun değil mi Bülent'ciğim? Tabii. Biz içindeki yine önemliydik. Şurasını şöyle güzelce oya 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 Bağdat'a doğru gidiyoruz. Aynen öyle oldu. Heh, diye diye kusura bakma. Hı. Bir tanesi. Aynen Bülent. Hazır gibi gördün aynı mü? Aynı sandal gibi oldu valla. Öyle olacak. Bir ayvamız hazır teyzeciğim. Şunu aynen. Da şöyle dıdığından alıyoruz. Ondan sonra bunu şöyle çekirdekleri bize lazım ama çekirdeklerini alacağız şimdi biliyor musun? Öyle mi? Daha içine katacaksın Ayşegül'üm. Haa. Ayşegül'üm oğlum el aleme karşı. Görüyor musun? Şunu da şöyle ettik mi? Şu beyaz yerine çıkarabildik mi? Bilet Bey gibi yok o. Vallahi yok. Bir zoraya beni.
Hem ışığı açamayan kimse. Böyle yaptık mı açıkla? Aynen Bülent'cim yaptın. Gayet güzel. Şunu da sandal gibi maşallah ya dediğin. Gayet güzel yaptık. Oldu Bülent'cim. Sandal gibi açtık biliyor musun? Evet Bülent'cim. Yeter fazla dibine inme yani şey gitmesin. Doğru. Yani şöyle artık. Şöyle şurasından al yazan şöyle yine ortadan bir şekilde. Bölüyoruz. Eşit bir şekilde bölüyoruz. Heh, gördün mü? Aynen. Ona şu dıdıklarını alıyoruz Anşagül'ü. Görüntüyü var şey ha. İcabeten değil mi? Hı dıdık. Dıdık olunca pıdık oluyor. Oo çok güzel olacak eminim yani. Evet Bülent'ciğim vallahi çok güzel. Gayet güzel oluyor Bülent. Çırpı bacak bunu çok seviyor biliyor musun? Öyle mi? Sedat mı? Evet çırpı bacak. Vallahi ama. Çırpı bacak da yemedim. Ne güzel işte manken gibi çocuk. Ne diyeyim ben çırpı bacağı o manken gibi olsa. Ama gayet güzel vallahi Bülent'ciğim. Şunu da şöyle diye nasıl evet arkadaşlarım aman yarabbim. Biz neli diveye yaza kaliteli arkadaşlarım. Biz neli kesiveye yaz böyle benim kaliteli arkadaşlarım. Aman yarabbim ben şaşırıverdim yarabbim. Güzel mi güzel. Kış aylarında ayvalarımız bol mu? Bol. Aman neler yapacağız hadi bakalım. Böyle işlerini çıkaracağız. Ayva tatlısı yapacağız. Aman yarabbim güzel olumu derseniz mükemmel oluyor. Tatlı olumu derseniz anam bal gibi oluyor. Ah benim arkadaşlarım ah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyen. Bülent Merden'in mutfağına şeref verdiniz diyen. Agaliteli arkadaşlarım. Hoş geldiniz değil mi teyze? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Ben de hoş buldum. Gari yok vereceğiz işte böyle. Sen de hoş geldin lan Şakur. Allah razı olsun Bülent'ciğim. Çok teşekkür ederim. Bizde misafirlik 2 saat diyor. 2 saati doldu da. Ay, teşekkür ederim bu arada Bülent'ciğim. Sana kapıdan girince deyince yetiyor. Öyle mi tamam? Deme tokma be. Dedik dedik. Her zaman diyorsun Bülent'ciğim sağ olasın. Şöyle Allah razı olsun. Şöyle içini oya. 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 Ondan sonra ben de oyulayım. Aynen öyle valla çok güzel oldu Bülent. Şöyle içini oya oya çıkarıyorsun Anşagül'ü. Bir tane kaldı kız. Ay nereye gittiymiş ya ben bir valla maşallah var. Bir tane kaldı kız. Beceriklilik Anşagül'ün bu. Aynen aynen. Her insan ayvayı böyle demez. Şurasını ettikten sonra işiniz bitiyor. Önemli olan. İçini oymak. Şu içini oyacağız. Oymuk gibi çıkaracağız. Oya. Soymuk derler bizim burada. Soymuk. Çamdan soyuyoruz. Arkadaşlara çormuk ne kız? Soymuk soymayı da göstereceksin teyze. He. He he bir soymuk soyarım bir soymuk soyarım çam ağacında. Aynen öyle. Her onu derde da şifa da soymuk biliyor musun? Aynen aynen. Anşagül'ü. Aynen öyle derler evet Bülent'ciğim. Gideriz koya bir çam buluruz kafamıza göre. Soy mu lan soy. Eritiriz baltayla bıçakları. Soyuyoruz hem yanında yeriz. Hem kamera çekeriz Anşagül'ü. Aynen aynen Bülent'ciğim doğru. Bitti Anşagül'üm bitti. Gördün mü? Bitti kolay gelsin hadi bakalım Bülent'ciğim. Hadi hoş geldin sefa geldin. Kolay gelsin bitti. Şimdi ikinci. Anşagül'üm şimdi bizim meşhur tenceremizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben tavayı alırken ben size göstereyim burayı. Biz şimdi meşhur tenceremizi aldık. Evet Bülent'ciğim. Meşhur tencerimizi koduk tüpe. Evet. Koduktan sonra bunları yıkadım güzelce biliyorsun. Evet. Ondan sonra şöyle inşallah sıvı durur. Şöyle gel Ayşegül'üm. Geliyorum şöyle Bülent'ciğim. Şöyle göster. Şöyle ben tencerede yapacağım. Fırında yapan arkadaşlarımız da var. Buradan belirtmek isterim. O da çok güzel olur biliyor musun? Öyle mi? Ama ben tencereyi tercih ettim Ayşegül'üm. Aynen ha. Öyle. Şu şekilde koduk mu? Koyduk Bülent'ciğim. Aa ne koduk kız be? Ayvayı koyduk. Ay vah, ibiskusumuz nerede Anşagül? İbiskus şu dolapta. İbiskus. Çıkkana da. Bunu böyle alırım, dolabımda muhafaza ederim. Çok güzel, doğal yöntemlerle. Şöyle Anşagül ibiskus koyuyoruz, görüyor musun? İbiskus koyuyorlar, bakın arkadaşlar. Şöyle, bu gıda boyası gibi veriyor. Doğal, anladın mı ibiskus? Aynen, tabii. Bir gıda boyası kullanmıyoruz Anşagül'üm. Ayvaları kıpkırmızıydı ya Anşagül'üm. Öyle de. Al sana, ben görünümü çok önem veririm bilirsin. Evet. Görünüm çok güzel olunca benim de güzel oluyen ben. Aynen, aynen. Ondan sonra ibiskuslarımızı da koduk şöyle. Ondan sonra iki tane de şöyle ortalarını atıyorsun Anşagül. Heh.
Hibiskusumuzu. Hibiskus çok faydalı bir şeydir, biliyor musunuz? Evet Frenç'im. Kimisi meyve suyuyla da yapabilir. Nar var şimdi, nalla da yapabilir. Ama ben hibiskusu tercih ediyorum teyzeciğim. Aynen. Evimizde her türlü meyve suyu bulunmayabilir ya. Tabii ki. Ama hibiskusu alıyorum, dolabımda duruyor devamlı. Aynen. Ne kokar ne akar derler ya. Aynen. O tabii ki. Sahibi. Kuru ha? Kuru olduğu için. Evet Ayşegül'üm. Ayşegül'üm ondan sonra. Ondan sonra. Gel canım. Tamam Frenç'im. Ondan sonra kaşığımızı aldık. Biz at göster takipçilerimize. Aynen gösteriyorum. Kaşığımızı aldık, şekerimizi. Heh. Şuraya yaklaş istersen. Bence ben seni şöyle tepeden çekeyim. Hem seni göstereyim. Şöyle hepsinin üstüne dolacak şekilde, çukur dolacak şekilde şeker koyuyorum Ayşegül. Toz şeker ben arkadaşlar. Toz şeker. Toz şeker koyuyorum. Ayvaların üstü dolana kadar ama bak. Aynen et. Aynen. Ayvaların üstünü doldurana kadar şeker koyuyorum. Çünkü aman yarabbim. Tattan mattan şöylesine yiyemeyeceğiz Ayşegül'üm. Gördün mü Ayşegül? Evet Bülent'ciğim, gayet güzel. Şöyle yaptık mı? Bir de tatlı. Şunu yaptık. Adı üstünde tatlı yani. Hı-hı. Şöyle dolduruyorum ayvaların üstüne. Şunu da şöyle, hani ayvada kapanacak şekilde, anladın? Aynen. Şöyle. Bir de aynen. Şöyle şey yapıştır beyim. Tamamen tatlı olsun yani. Tabii. Ondan sonra Ayşegül'üm. Aman yarabbim ne güzel yapıverdik Ayşegül abla, ne güzel yapıverdik Ayşegül abla. Eline sağlık Bülent'ciğim. Ondan eline sonra sağlık. Ayşegül abla şöyle çekirdeklerini alıyorum. Çekirdeklerini atmıyoruz tabii ki. Onlar çekirdekleri her derde şifa. Beraber bununla beraber kaynatacağın Ayşegül abla. Ha evet Bülent'ciğim, anladım. Atılı mı kız? Doğru. Ondan sonra biz şimdi bu saatten sonra hastalık bizden bitmeye ya. Vallahi aynen ondan öyle Bülent'ciğim. Kış aylarımız başladı. Her derde şifa. Ondan sonra bunu beraber çekirdeğini içine alıvereceğin Ayşegül'üm. Çekirdeğinle beraber ne diyeceğin? Kaynatacaksın. Kaynatacağın Ayşegül'üm. Görüyorsun Bülent'ciğim. Ya her insan bunu üşünü çıkarma ya. Yani yaptığın işi sen zaten güzel zorundasın. Yapıyorsun Bülent'ciğim. Bunu yapmak zorundasın böyle. Maşallah ayva çekirdekleri de aynı şey gibiymiş. Kız iyice vallahi. Bakın arkadaşlar ayva çekirdekleri. İri iriymiş kız Ayşegül. Aynen maşallah. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Videomuz kaç dakika oldu teyzeciğim? 12 dakika Bülent'ciğim. Olsun. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Ondan sonra ben de alacağım teyze bundan ayva çekirdeklerimi, tamam mı? Aynen Bülent'ciğim. Ben nasıl yapıldıklarını göstereceğim. Şöyle aralarına doğru. Ondan sonra ayva şeylerimi koyuyorum. Çekirdeklerimi şöyle aralarına doğru, biliyor musun? Aynen. Ondan sonra maydanoz da suyumla mı? Vah yeter o. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizinle beraber tatlı yapayım. Aman yarabbim. Tattan mattan ne diyeceğiz? Yemeyeceğiz arkadaşlar. Geldim Bülent'ciğim. 2,5 su bardağı su koyuyorum. 2,5 bardak. Evet. Ayşegül'üm 2,5 bardak su koyuyorum. Ayşegül'üm. 1 bardağı koyuldu arkadaşlar. 1 bardağı koydum. Ondan sonra 2 bardağı da koydum. Ondan sonra şöyle 2,5 bardağı koyuverdim Ayşegül'üm. Koydun. Eline sağlık Bülent'ciğim. Bunu da böyle ettim. Altını da yaptım. Sen selamet, ben elamet diyeceğiz. Ondan sonra şöyle Allah'ım şöyle sana diyeceğiz. Evet şimdi evet arkadaşlar şekerimi koydum. Ayvalarımı koydum. Aman yarabbim bir tatlım olacak. Dillere destan. Onlar tabii bilirsiniz de. Dillere destan bir tatlım oluyor. Herkes buraya gelince annemin tarafı biraz yaşlı babaannelerimiz falan var. Babaannem de çok sever. Bunu gelince hem dişi keser ya dez yumuşacık. Tabii yumuşacık evet. Böyle yapıyorum bayılır. Üstüne de gram şanti dolduruyorum. Bayılır şöylesine. Ondan sonra böyle yapıyorum devamlı. Siz de eşinize dostunuza yap. Ben ayvalarımı soydum. İçlerini çıkardım. Tenceremi aldım. Üstlerini şekerinden doldurdum. Hibiskusumuzu da koyduk. Ondan sonra doğal yöntemle gıda boyası olmayan, anladın mı teyze? Evet tabii Bülent'ciğim. Doğal bir şekilde ayvalarımız kıpkırmızı olacak, bir tatlı görünüm alacak. Aman yarabbim bunun tadına da doyup olmayacak. Olmayacak. Evet arkadaşlar, burumuz kaynasın. Kaynayınca bizzat göstereceğim ama şunu unutmayın, ayvalarımız devamlı kontrol etmek zorundayız. Ayva suyu çektiği için devamlı ayvalarımızı kontrol edelim ki ondan sonra yanmasın, yapışmasın altına. Tamam mı teyzeciğim? Buradan evet, da belirteyim. Evet Bülent'ciğim. Bu şekilde dikkat edelim. Aynen. 4 ayvamız vardı Ayşegül. 2, 4, 6, 8. 4 ayvadan 8 dilim şeyim çıktı Ayşegül.
Ayva tatlım. Ayva tatlım çıktı. 8 dilim. Hani bölünce 8 dilim oluyor ya. Aynen. 4 tane ayvam vardı. Olta boy vardı. Onları güzelce koydum. Aman yarabbim. Şimdi tattan mattan yiyemeyeceğiz. Hedele Allah emanet tavuk kaynayınca göstereceğim. Hem gösterelim Bülent'ciğim şöyle bir arada. Göster Dezde. Ördün mü? Boya nasıl çıkıyor bak. Boya dediğim evet, şey. Evet evet ibiskus. İbiskus. Gıda hiç doğal bu yöntemlerle. Anlatın mı Dezde? Evet arkadaşlar hemen dönüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayvalarımız kaynıyor. Aman ya Rabbim. Çok güzel oldu. Şu Allah'ın verdiği renge bakar mısınız şu güzelliğe? Ay çok güzel oldu. İbiskuslar da ne güzel çıkardı değil mi teyze? Evet maşallah çok güzel oldu Bülent'ciğim. Aha, çok güzel oldu. Şimdi ayvalarımız kaynıyor arkadaşlar. Ondan sonra biraz sonra ağzını kapatacağız inşallah. Ayvalarımız pişince hemen tekrardan size döneceğiz kaliteli arkadaşlarım. Ha. Evet arkadaşlar şimdi de beraber şeyimizi alacağız. Tatlılarımız pişti. Altını söndürelim değil mi teyze? Evet söndürüyoruz. Geldik tabağımıza. Alalım. Evet Bülent evet, şöyle bir net bir şekilde bakalım. Oo, kıpkırmızı olmuş vallahi çok güzel olmuş Bülent'ciğim. Olmuş mu? Eline sağlık. Hayır bir gayet şey değil çok güzel olmuş Bülent'ciğim. Şöyle teyze üstündekileri alıyoruz. Alıyoruz. Heh. İbiskusları. İbiskus. İbiskus. Hadi kızım gidip edeyiz. Gayet güzel şimdi olmuş Bülent'ciğim. Şimdi siz bunun suyunu atacak diyorsunuz değil mi beni? Diye düşünüyoruz. Öyle düşünme. Yanlış düşünüyorsunuz. Gerçekten. Tabii. Şöyle servis tabağımızı alacağız. Gel teyze yakınlaştır da. Göstereyim Bülent'ciğim. Göster teyzem gel. Oo, gayet güzel oldu. Anam, dokum olmuş o bunlar. Vallahi olmuş Bülent'ciğim. Oh, İki. Şöyle. Şöyle üç teyze. Evet Bülent'ciğim. Üç tane aldık. Şimdilik yeter değil mi buraya? Yeter mi? Aha, tamam yeter. Bülent'ciğim. Şunları da şu servis tabaklarımı alayım. Dolabı sisli çekerde kaldırıverim biliyor musun? Aynen. Suyu bana çok lazım işte şimdi bunun. Öyle mi? Evet Ayşegül'cüğüm. Şeker şey gibi olmuş baksana ne güzel. Bunun suyu lazım. Kan gibi. Aman ya Rabbim. Ayva tatlılarımız da ne güzel oldu kız Ayşegül abla. Vallahi çok güzel oldu Bülent'ciğim. Eline sağlık. Ay teşekkür ederim gerçekten canım benim. İşte ay pardon. Ne oldu? Şey seni konuyla engelleyecektim de oysa. Olsun bir şey olmaz teyzeciğim. O çok güzel oldu Bülent'ciğim. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şunu da ezilmeden koyabilsek biz gibi. Yok. Yok derler atalarımız. Gördün mü teyzeciğim? Aynen Bülent'ciğim gördüm. Şimdi gelelim bunları ben arayayım biraz soğuya koysun üstünü süsleyeceğiz ya. Evet Bülent'ciğim. Ondan sonra bunları böyle koyayım. Ondan sonra koyduktan sonra ikinci pozisyonumuza geçelim. Geçelim Bülent'ciğim. İkinci pozisyonumuz neydi teyzeciğim? Onları süzüyoruz. Bunları süzeceğiz. Bunu ben pastalarda kullanacağını aşabilirim. Evet Bülent'ciğim. Bunu süzeceğiz ve pastalarda kullanacağım. Ben bir kepçe yardım daha iyi olacak. Evet bence de yani. Benim tencere hörlük gibi o. Şöyle geldik. Ondan geldik. Sonra bir tane çay süzgecimiz yardımıyla bunları süzüyoruz teyze. Evet Bülent'ciğim. Gördün mü? Evet süzüyoruz gerçekten. Maşallah kan çok faydalı çünkü. Evet Bülent'ciğim. Şöyle bunu dökeceğiz. Hadi kızım diye süzül. Bak gördün mü? Evet süzülüyor. Oy sıptayı veya kız yukarı koyuyor. Anşı bir lokası. Tatlıların üstüne koyacağım bunu. Öyle mi? Pastalarda da kullanabilirsiniz koymak isteyenle. Ben bunu şimdi dolaba kaldıracağım. Aman yarabbim. Bu jöle gibi oluyor teyze. Öyle mi? Bildiğin jöle. Çok güzel oluyor ama rengi çok güzel ya. Kan gibi maşallah. Bülent'ciğim gayet güzel. Artık ben şöyle yapayım. Sen uzaktan seni de görelim. Çek teyzem çek. Aman ya Rabbim dattan mattan ne demek cüzdan şekilde. Yiyemeyeceğiz arkadaşlar yiyemeyeceğiz bence de yani. Dattan mattan şöylesine. Yiyemeyeceğiz çok güzel. Yiyemeyeceğiz ah ben arkadaşlar, başımı nerelere sokuyor. Çok güzel oldu gerçekten. Bu da çayı süzen şey bunu süzmeye koruyor mu?
Vallahi. Görüyor musun işte? Sıcakken süzmemiz lazım ki. Evet. Biz de soyunca şekerlerini süzemeyiz. Aynen, haberleri olsun. Ay valla reçel gibi oldu Bülent bu. Yiyebilirsin de. Reçel gibi oldu. Valla şaka deme ya. Doğru konuşuyorsun vallaha. Çok şeye faydası var mesela değil mi Bülent'ciğim, senin dediğin gibi biraz önce anlattığın gibi. Her şeye faydası var. Ben pastaları da kullanacağım Leyza buna. Tabii doğru. Jöle yapmadan bu jöleyi kullanıveriyor biliyor musun? Aynen. Hah. 2,5 su bardağı su koyduk Leyza, onun suyu bu. Aynen, altta anladın kalan mı? Sular arkadaşlar. O su da valla. Bu kahvaltı ben de çiğ olarak yerim valla. Bu şimdi çay gibi olmaz ama bu şey olacak. Jöle. Jöle olacak. Ondan sonra jöle olunca yenmez. Değil mi? Ama çok güzel aynı Brent. Baksana kıvamına şöyle bak ya. Yapıyorum, şöyle bakın arkadaşlar yapıyorum. Aynı bir reçel kıvamı. Hı. Maşallah. Şöyle üstüne basıyor biliyor musun? Suyu gitsin diye teyze. Aynen Brent'ciğim. Gösterebildin mi? Aynen gösterdim. Gayet güzel oldu bakın arkadaşlar. Bak şöyle. Tekrardan koyuyoruz kızıma. Ondan sonra Bülent abi bir türbe de ya. Örne yavrum dedi. Aynen Bülent'ciğim, maşallah valla güzel oldu. Aman ya Rabbim, biz ne demedik Anşegül abla bu. Ne demedik Anşegül abla bu. Ayva tatlısı yaptık Bülent'ciğim, ayva tatlısı. Ayva tatlımızı da yapmadık Anşegül abası. Aynen öyle Bülent'ciğim. Aynen öyle. Şimdi bu jölemiz bu kadar çıktı. Daha ben çıkaracağım teyze, anladın? Aynen Bülent'ciğim. Şunu şöyle şu tarafa alıyorum. Koyalım, evet. Ondan sonra ikinci şeyimize geçiyoruz. Ben bunu derin dondurucuma kaldırıyorum ki bu jöle halini alsın. Aynen Bülent'ciğim. Şöyle orada dursun. Ondan sonra. Varan iki. Gelelim tatlılarımıza. Aman yerebbim yerebbim. Benim şey neredeydi anne? Arkadaşlar görüyor musunuz? Renklerin güzelliği. Görüyor musunuz? Anlatmaya. Gerek yok. Görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Ayşegül'üm gel. Bülent'ciğim. Yakınlaş. Tamam, yakınlaştım Bülent'ciğim. Şöyle yapıyoruz üstlerine. Oy elimiz. Oh. Şöyle teyze, şöyle geçtik. Geçeyim mi? Nasıl geçeyim Bülent'ciğim? Şöyle arkamdan ağır. Tamam, şöyle koyalım. Öyle mi? Evet. Oh. Krem şanti. Krem şanti, ben buradayım diye. Aynen öyle diyor Allah Bülent'ciğim. Aynen öyle Bülent. Gayet güzel oldu Bülent'ciğim. Gördün mü teyze? Evet Bülent'ciğim, görmez miyim? Krem şantimizi önceden hazırladıydık değil mi? Aynen öyle. Zaten biliyorlar arkadaşlarımız değil mi krem şanti yapmayı? Bir bardak süde krem şanti değil mi Bülent'ciğim? Bir paketi süt. Zaten biliyorlar. Paketi krem şanti. Ondan sonra aman ya Rabbim, üstüne ne katacağız Anşegül abla? Ay fıstık mı katıyoruz Bülent'ciğim? Elini aldığın zaman. Fıstık katacağım Anşegül abla. Vay be Bülent'ciğim. Sen gibi fıstık bu da. Sen gibi fıstık, evet. Şuna çakalı şey yapalmış biliyor musun? Şöyle. Oo, çok güzel Bülent'ciğim, eline sağlık. Şöyle. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Şöyle. Şuna da şöyle. Hadi buyurun, afiyet olsun, ne diyeyim be. Gayet güzel oldu. Eline sağlık, emeğine sağlık. Evet kardeşim. Arkadaşlar, senden bir foto istiyorum yine. Alalım tabii ki. Dayanmasın. Bülent'ciğim şöyle koyuyorum. Ay pardon, ben senin tümünü çekeceğim. En altta. Tamam. Tamam Bülent'ciğim, bir de yukarıdan çekeyim. Yüzüm tamam. Çıkıyor mu? Çıkıyor tabii. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle ne yaptık aman ya Rabbim, ayva tatlısı yaptık. Tatlı mı tatlı? Anam nasıl diyeyim, mükemmel mi mükemmel? Çok güzel oldu. Akşamları Bülent ye yaz, ye yaz, dur yaz bunu. Ondan sonra eşinize, kayınlarınıza, gayrı kime yapıyorsunuz yap, ben çok güzel oluyor. Ama o kadar güzel oldu ki renklerini görüyor musun teyze? Aynen, doğal. Aynen, ondan aynen. Bu şekilde duvar bir şekilde yaptık arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Bence aman de. Aman yarabbim. Eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın. Gel teyze, şuradan az bir şey alayım mı? Al tabii ki. Şunu alayım, şuradan tadına bakayım, dur.
Hah, bak teyzem, bak gel. Oo. Gel, bak bak nasıl pişmiş, gördün mü? Şuraya net bir şekilde krem akmadan göster. Oo, çok güzel olmuş Bülentciğim. Elime sağlık diyorsun. Elime sağlık, emeğime sağlık da Bülentciğim. Ellerim kollarım dert görmesin, çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sizden beraber ayva tatlısı yaptık. Aman ya Rabbim, bir güzel oldu, bir güzel oldu. Şaşarsınız şöylesine. Ondan sonra Allah'ıma değin, emanet olun değer. Görüşmek üzere değer. Şart olsun, hepinizi çok seviyen. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin elinden şöylesine öpüveyen. Kastamın evliyalar diyarından hepinize selam gönderiyen. İnşallah selamım gelmiştir. Bütün yurt, gurbetteki, yurt dışında, yurt dışı, yurt içinde yaşayan Türkiye'min, Türkiye'min, yurdumun güzel insanlarına, herkese Kastamonu'dan selam gönderen gayetli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz Deyan. Görüşmek üzere Deyan. Bugün de sizinle beraber ayva tatlısı yaptık. Çok güzel oldu. Görüşmek üzere diyorum. Allah'ınıza emanet olun diyorum. Ondan sonra bana abone olmayı, bana like atmayı, beni desteklemeyi, eşinize, dostunuza bile nereden varmış demeyi unutmayın gayetli arkadaşlarım. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Evet arkadaşlar, gördünüz ayva tatlılarımız.